Sevgili arkadaşlarım, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Deniz Poyraz arkadaşımızın katledildikten sonra yapılacak olan ilk duruşmasındayız. 17 Haziran tarihinde İzmir İl Örgütümüze yapılan saldırıda Deniz Poyraz arkadaşımız vahşice katledildi. Evet, bugün ilk duruşma yapılacak. Bugün burada bir katil yargılanacak. Ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler hala açığa çıkmadı, hala sorgulanmadı. O gün Deniz'i katlederken büyük bir kaos planladılar. Bu ülkenin barışına aynı zamanda kurşun sıktılar. Deniz'e sıkılan kurşun elbette ki bu ülkede birlikte yaşam umuduna da sıkılan bir kurşundu. Deniz'e sıkılan kurşun aynı zamanda barış umutlarına ve demokrasiye sıkılan bir kurşundu. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler. Ama Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi. Bu kaosu elinin tersiyle ittiği gibi ülkede milyonlar deniz oldu. Türkiye'de milyonlar denize sahip çıktı. Ve biz biliyoruz ki özellikle iktidarın dili, nefreti, öfkesi, halkların Demokratik Partisi'ni her gün hedef göstermesi, her gün partimize hakaret etmesi, denizin öldürülmesine ve onların katillerinin yönlendirilmesine vesile oldu. O günkü atmosfer, o günkü hava iktidarın dilinden asla bağımsız ele alınamaz. Ve o gün bu kaosu planlayanlar şunu bilsin ki Roboski katliamının katilleri ortaya çıkmadığı sürece Ankara Gar'ın, Surucun katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Deniz'in katillerinin arkasındaki güçler ortaya çıkmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki bu cinayetler devam edecek gibi gözüküyor. İşte dün bu saldırının bir benzeri İstanbul'da Bahçeli Evler ilçe örgütümüzde bir kez daha denendi ama başarılı olamadı. Bu atmosferi yaratanlar şunu bilsin ki, bu havayı yaratanlar şunu bilsin ki, Türkiye halkları sizin faşizminize, ırkçılığınıza, sizin insanları birbirine düşürmenize asla izin vermeyecek. Bugün İzmir Adliyesi'nde bir katil yargılanacak. Ancak bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı sürece ve onlar hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek. Bu katilin olayı gerçekleştirmeden önce Minbiç'e gidip orada eğitim aldığını herkes biliyor. Orada eğitim aldıktan sonra buraya tekrar geldiğini ve bu cinayeti işlediğini hepimiz biliyoruz. Minbiç'te eğitim alarak milli ve yerli bir katil haline gelerek ve bir IŞİD'li pozisyonuna bürünerek Türkiye'ye gönderilmesi tam bir kaos planını hayata geçirmek için uygun bir zemin haline getirildi. Peki buradan soruyoruz. Bu katil İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü 27 kez aramasına
görüştüğünü, kimlerle görüştürüldüğünü hala açığa çıkarmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu katil emniyet müdürüyle ya da emniyet müdürlüğünde kimlerle görüştü 27 kez, biz bunu sorgulayacağız elbette ki. Olayın üzerinden 7 ay geçti. Bu 7 aylık süreç içerisinde katilden başka hiç kimse tespit edilemedi. Telefon kayıtları incelenmesine rağmen, görgü tanıklarına rağmen, yapılan açıklamalara rağmen bu katilden başka hiç kimse tespit edilmedi. Bu katil sadece tetiği çeken bir katil değildir. Bu katil arkasındaki güçlerle, arkasındaki ağababalarıyla birlikte tetiği çeken bir katildir. İşte bunun için eğer siz sorgulamazsanız elbette ki biz sorgulayacağız. Bugün bu duruşma başta olmak üzere bundan sonraki bütün duruşmalarda avukat arkadaşlarımız, hukukçularımız bu soruşturmayı en iyi şekilde yapacak. Ta ki sadece bu katilin değil, arkasındaki güçlerin de, arkasındaki ağababalarının da ortaya çıkmasıyla ancak bu iş biter. Biz buradan Denizimize söz veriyoruz. Deniz yoldaşım, deniz arkadaşım, yattığın yerde gözün arkada kalmasın. Daha senin kanın kurumadan bahçeli evlerde girişimde bulunanlara şuradan sesleniyoruz. Denizin katilleri hesap verecek. Denizin katillerini yönlendirenler hesap verecek. Denizin katillerinin arkasındaki güçler bu ülkeye hesap verecek, kadınlara hesap verecek, partimize hesap verecek. Biz bu ülkeye barışın, bu ülkeye demokrasinin, bu ülkeye adaletin gelmesi için büyük çabalar sarf ederken, bu ülkeyi karıştıranlar, bu ülkede kaos yaratmaya çalışanlar, bu ülkede savaş yanlısı olanlar şunu bilsin ki, asla demokratik yöntemlerden ve hukuktan, adaletten vazgeçmeyeceğiz. Deniz'i bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sevgili annesi başta olmak üzere, ailesine, arkadaşlarına ve partimiz başta olmak üzere Kürt halkına ve Kürt halkının yanındaki dostlarımıza, yoldaşlarımıza bir kez daha başımız sağ olsun diyoruz. Hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bu duruşma başta olmak üzere bütün duruşmalarda burada olacağımıza, bu duruşmaları takip edeceğimize söz veriyoruz. Teşekkürler.